Arkadaşlar selamünaleyküm. Türkiye Efes 2022 tatbikatıyla bölgede adından söz ettiriyor bugünlerde. Tatbikatın verdiği gözdağı sadece askerimizin sahaya damga vurmasından kaynaklanmıyor. Aynı zamanda Türk savunma sanayinin bilinen ve daha önce bilinmeyen bazı ürünleri de bu tatbikatta sergileniyor. Yani Türkiye bu tatbikatta tam anlamıyla gövde gösterisi yaptı. Aselsan bu gösterinin en önemli parçalarından biriydi. Efes 2022 tatbikatı kapsamında ordumuzun ihtiyaçlarını karşılamak için geliştirilen farklı türlerde ürünler sergilendi. Aselsan son dönemlerde büyük bir tehdit haline gelen dronlara karşı ciddi çalışmalar yapıyordu. Bunlardan biri olan Şahin 40 mm fiziksel imha sistemini bu tatbikatta tanıttılar. Bu yüzden bugün konumuz bu ve benzeri çalışmalarımız olsun. Dron savar sistemler neden önemli? Türkiye'de üretilen sistemler neler? Yani bu tatbikatta tanıtılan Şahin'in muadili var mı? Drone'lar yani küçük insansız hava araçları son zamanlarda hayatımızda iyice yer etmeye başladı. Hatta zaman içinde bir hobi olmaktan çıkıp askeri ve ticari pazarlarda da boy göstermeye başladılar. Şu an drone sektörü için bu pazarlar belki de daha önemli hale geldi. İnsansız hava araçlarının kullanımı bu yüzyılın başına kadar gidiyor. Yani 20 yıldan fazladır askeri anlamda insansız hava aracı kullanıldığına şahit oluyoruz. Mesela 2001'den itibaren ABD ordusu El-Kaide gibi örgütlere karşı insansız hava araçlarını aktif olarak kullandı. Yani ciddi bir tecrübeye sahipler. Ama şu an Türkiye askeri anlamda insansız hava araçları kullanımında Amerika'nın çok ötesine geçti. Tabi bugün konumuz olan daha çok mini drone sistemleri. Dediğim gibi drone teknolojisi sivil sahada da büyük ve önemli bir pazar. Mesela 2017 yılında dünya çapında 3 milyona yakın drone satışı gerçekleşmişti. Ve bu rakam her yıl katlayarak artış gösteriyor. Mesela ABD Federal Havacılık İdaresi'nin açıkladığı rakamlara bakarsak kayıtlı drone sayısı orada 3 milyona geçmiş durumda. Drone pazarı için artık milyar dolarlardan bahsediliyor. Bu yılın sonunda dünya genelinde 20 milyar dolarlık yıllık drone satış rakamına ulaşılması bekleniyor. Ve dünyadaki toplam drone sayısının da 30 milyona aşacağı düşünülüyor. Aynı şekilde Türkiye'de de hızlı bir şekilde artan rakamlarla karşılaşıyoruz. 2018 yılında Türkiye'de drone ehliyeti alan kişi sayısı 31 bin civarındaydı. Şu an bu rakam 600 bine yaklaşmış durumda. Toplam drone sayısı ise 2018'de 25 bin civarı iken şu an 60 bini geçmiş durumda. Tabi bu bahsettiğim drone sayısı sivil olarak kullanılan dronelara ait. Bu araçlar siviller tarafından hobi amaçlı ya da ticari olarak kullanılabiliyor. Mesela Amazon drone ile teslimat yapmak için çalışmalarını sürdürüyor. Hatta bunun geniş çaplı olmasa da uygulamalarına da başladılar. Aynı şekilde Shell açık denizlerdeki petrol platformlarında drone'ları aktif olarak kullanıyor. Bunun gibi birçok şirket örneği verilebilir. Drone'ların bu şekilde hobi amaçlı ya da ticari kullanımlarında pek sıkıntı yok. Ama bu araçlar çok kolay bir şekilde saldırı araçlarına dönüştürülebildikleri için aslında yeni nesil tehdit olarak da adlandırılabilirler. Ülkeler bu araçları kontrol altında tutabilmek için çeşitli önlemler alıyor. Mesela Türkiye'de belli bir ağırlığın üstündeki dronların ve bunları kullanan pilotların sivil havacılık genel müdürlüğüne kayıt yaptırması zorunlu. Tabii bu tek başına tehdidi önleme potansiyeline sahip değil ki dediğim gibi bu teknoloji içinde çok ciddi bir tehdit barındırıyor ve bu tehdit bütün dünyada geçerli. Mesela daha önce Venezuela devlet başkanı dronla yapılan bir terör saldırısının hedefi olmuştu. Konuşma yaparken bomba yüklü bir dronla suikast girişiminde bulunuldu. Birleşmiş Milletler buradaki tehdidi gördükten sonra dronların bir şekilde ithalat ve pazarlamasının kontrol altına alınması için çabalıyor. Bu kolay bir iş değil çünkü dronlara ulaşmak hem ucuz hem çok kolay. Üretilmeleri çok zor değil. Haliyle silah olarak kullanmak isteyen herkes bunlara kolaylıkla ulaşabiliyor. Zaten ulaşıyor ve saldırılar da düzenliyorlar. Mesela Rusya 2018'de bununla alakalı bir açıklama yapmıştı. Suriye'deki Rus askerlerinin sadece bir ayda 10 adet drone saldırısına uğradığını açıklamıştı. Aynı şekilde Musul yakınlarında iki Fransız özel kuvvetler askeri drone'lu saldırıda ağır şekilde yaralanmıştı. Bölücü terör örgütü PKK da bizim askerlerimize karşı bu araçları kullanıyor. Bildiğim kadarıyla başarılı bir saldırı yok şu ana kadar ama çok girişimleri oldu. Tüm bu örneklere rağmen bu araçlar sadece tahrip etkisiyle değerlendirilmemeli. Saldırı aracı olarak tercih edilmelerinin birçok sebebi var. Maliyetleri düşük, hızları ve manevra kabiliyetleri yüksek. Yani saldırı anında karşı konulması kolay değil. Antipersonel için yeterli miktarda yük taşıma kapasitesine sahipler. Ve özellikle de psikolojik etkileri çok yüksek. Düşünsenize sahada askerlerinize karşı ardı arkası kesilmeyen drone saldırıları gerçekleşiyor. Bunlar iyice yaygınlaştıktan sonra artık askeriniz yolda yürürken süre sürekli havaya bakarak yürümeye başlar. Sadece bunu sağlamaları bile dronların ve onu kullananların psikolojik olarak üstünlüğü ele geçirmesini sağlar. İşte bu yüzden drone teknolojisi gelişirken bir yandan da anti drone teknolojisi gelişmeye başladı. Dünyada drone saldırılarını engellemek için birçok farklı silah sistemi geliştirildi. Hatta ABD'de de teknoloji kullanmadan etkili bir yöntem de benimsendi daha önce. Dronlara karşı kartallara eğittiler ve bu kartallar drone önlemede anti drone sistemleri kadar başarılıydı. Ama elbette her tip dronla baş etmeleri mümkün değil. O yüzden dediğim gibi dünyada farklı farklı anti sistemleri geliştirildi. Ama bizi daha çok Türkiye ilgilendiriyor şu anda. Türkiye'de bu konuda geliştirilmiş birden fazla sistem var. Bunlardan bir tanesi daha geçtiğimiz gün tanıtılan Aselsan üretimi drone avcısı Şahin. Şahin mini ve mikro dron hedeflerine karşı etkili bir sistem ve 700 metre etkili menzili var. Günümüz teknolojisinde insansız hava araçlarında öne çıkan prensiplerden biri sürü İHA'lar ve Şahin Süriha'lara karşı da etkili bir sistem. Yani aynı anda birden fazla drone'u takip edip imha edebiliyor. İmha ederken de üzerinde bulundurduğu atom parçacık tesirli mühimmatı kullanıyor. Askeri tesislerin ve birliklerin korunmasında etkili olacak bir sistem bu. Uzaktan komuta edilebiliyor, otonom çalışabiliyor ve iki eksende bağımsız hareket yeteneğine sahip. Gece gündüz bütün hava koşullarında hedefi tespit ve takip edebiliyor. 64 mühimmat kapasitesi var. Yani bir birliği kolayca drone saldırılarına karşı koruyabilir. Son olarak gördüğümüz tanıdığımız platform bu. Ama Türkiye'nin daha önce de bu tarz çalışmalar yaptığını biliyoruz. Hatta içlerinde envantere gireni bile var. Mesela İhtar anti drone sistemi. İhtar yine ASELSAN'ın tamamen yerli imkanlarla geliştirdiği mini ve mikro İHA tehditlerini etkisiz hale getiren bir anti drone sistemi. Bu sistem için 2019'da 3 ayrı sözleşme imzalandı. Ve ihtiyaç acil olduğu için hızla kabul testleri yapıldı. O sistemler sahada aktif olarak kullanılıyor ve saldırı girişimlerinde başarı sağlıyorlar. İhtar acar radarını kullanıyor ve bu sayede bilinen bütün mini ve mikro İHA'lar ve model uçak saldırılarını karşılayabiliyor. Bu iki sistem dışında bir de Meteksan savunmanın geliştirdiği kapan antidron sistemi var. Bu sistemde farklı olarak lazer sistemi bulunuyor ve bu lazer silahını kullanarak dronları imha edebiliyor. Tabi kapan antidron sistemi için lazer sistemi opsiyon. İsterseniz takılıyor. Kapan çok gelişmiş bir sistem. Küçük dronları 2,5 kilometreye kadar mesafeden tespit edebiliyor ve 500 metre mesafeden lazerle imha edebiliyor. 360 derece devamlı dönerek bütün çevreyi her an tarayabiliyor. Lazer silahını tercih etmeyen bir kullanıcı için bile faydalı tehditleri çok uzak menzilden tespit ederek önlem alma şansı veriyor. Ve yine kapan sisteminin güzel özelliklerinden biri de sürü ihalara karşı etkili bir sistem olması. Aynı anda birden fazla drone'u takip edip imha edebiliyor. Bu da askeri birliklerimize yönelebilecek planlı ve sistemli bir tehdidin önüne geçmek için kapan sistemini etkili bir çözüme dönüştürüyor. Yani kısaca özetlersek mini ve mikro drone'lar birer hobi ürünü ya da ticari araç olarak düşünüldüğünde güzel sistemler. Ama bunları bir terör örgütünün eline geçirip saldırı için kullanması çok zor değil. O yüzden bunlara karşı tedbir olabilecek sistemler üzerinde ciddi çalışmalar yapmak lazım ki zaten çok şükür ki Türkiye bu konuda çok ciddi çalışmalar yapıyor ve birçok açıdan çalışmalar olgunlaşmış durumda. İhtar kapan ve yeni tanıtılan şahin sistemleri sayesinde askerlerimiz böyle saldırılardan korunabilecek. Bizim bu tarz çalışmalar yapmamız çok önemli. Çünkü bizim karşımıza çıkabilecek bir düşman bulmamız çok zor. Nerede bir kalleş varsa bizim karşımıza o çıkıyor. Daha doğrusu çıkamadığı için bu tarz yöntemlerle saldırılar düzenliyorlar. Askerimize karşı dronlu saldırıları da defalarca denediler ve şimdiye kadar başarılı olamadılar. Bundan sonrasında da bu saydığım sistemler sayesinde inşallah başarılı olamayacaklar. Allah'a emanet olun.